30 Haziran'da beyaz eşyalarda sona erecek ÖTV indirimiyle alakalı bir beyaz eşya mağazasındayız. Bakalım ÖTV öncesi fiyatlarla ÖTV sonrası fiyatlarda vatandaşın cebinden ne kadar para çıkacak? Bunu hep beraber inceleyelim. Yanımızda mağaza müdürü Efnan Hanım var. Efnan Hanım, yeni evlenecek çiftler, evini yenileyecekler için ortalama bir paket sunduğumuzda neler önerirsiniz? Nasıl bir fiyat ortaya çıkıyor? Müşterinin isteğine göre yönlendiriyoruz tüketiciyi. Çünkü her ürün grubu farklı olabiliyor. Fiyat aralıkları var. 7 bin liraya da toplu hepsini alıp çıkabiliyor. 25 bin, 30 bin liraya da alıp çıkabiliyor. Bu tamamen tüketicinin tercihi. İşte renk, teknik özellik vesaire bunlardan dolayı değişebiliyor. Mesela bir bulaşık makinesinden başlayalım. Bulaşık makinesinde şimdi mesela diyelim orta segmentte bir ürün baktığımız zaman tüketicinin ihtiyacını tam anlamıyla gidermesi için bu ürünü tavsiye ediyoruz. ÖTV'den önce 3200 TL idi fiyatı. Şu an 2700 liraya düşüyor. Mesela yani hesaplayacak olursak 3200, 2700, 500 lira bir indirim olmuş oluyor. 500 lira bir avantajı oluyor. 500. Sadece Bulaşık makinesinde. Evet, çamaşır makinesinin yanındayız. Çamaşır makinesinde de ÖTV'den önce 3775 lira iken şu an 3185 liraya alıyoruz. 590 lira. Yani 600 lirada bir indirim bunda söz konusu oluyor. 500 lirada bulaşık makinesindeydi. İkisinde şu an 1100 lira bir indirim söz konusu oluyor. Şu anda sadece 2 ürün saydık ve 1100 lira bir indirim olayı var ÖTV'de. Evet. 4925 lira iken 4100 liraya iniyor bu ürünün fiyatı. 825 lirada buzdolabında oluyor indirimimiz. Sadece buzdolabından ÖTV indirim olarak 800 lira var. Evet. Artı 1100 lirada diğer ürün grubunu saymıştık. 1925 lira yapıyor. Bu 2000 liraya tekabül ediyor tabii ki. Şu an daha neyimiz var? Fırınımız var. Tabii ankastre olarak fırın ocak damla var. Bakalım. Gerçekten tabii sonucu merak ettim. Evet. Sadece ÖTV indiriminden cebimizde ne kadar kalıyor? Fırın, ocak, ve damla. Evet, ne kadar fark ediyor şimdi? 2000 lira söylediğimiz diğer gruptan da 250 lira da bunu eklediğimiz zaman tam tamına 2250 lira bir fark olmuş oluyor. Şimdi orta segment ürünlere baktığımızda şu anda alacak kişiler, ÖTV'nin indiriminin bitmesinden önce alacak kişiler 2500 liraya yakın bir indirimden faydalanıyorlar. Ama 30 Haziran'dan sonra bu fiyat üzerine gelecek diye söyleniliyor. Gelecek. Yeni evlenecek olan Abdullah Bey ile beraberiz. Tercihinizi yaptınız. Az önce gördük. Evet. Güzel de bir buzdolabı aldınız. Şu anki fiyatı olarak 5200 gibi bir rakama aldınız ama 30 Haziran'dan sonra biliyorsunuz bunun fiyatı bayağı bir artacak. Onu da yeni duyduk. Duyduğumuz için zaten bir aceleden geldik. Evlenmeyi de zaten aceleye getirdik. Bakalım ÖTV'ye girmeden. Ne zaman diyor? 18 Ağustos. 18 Ağustos ama siz şimdiden... Şimdiden alalım eşyamızı dursun. Bakıyoruz diye. Böyle 6500 lira gibi bir rakam yapıyor. Yani 6500 lira nereden baksanız 1000 lira, 1000 lira bir avantajınız var. Evet. Yani yine öyle olsa bu tercih yapar mıydınız biliyor musun? Yani daha uygunlarını gidip bakmaya çalışacaktık. Bu marka da iyi bir marka olduğu için burayı tercih etmek istedim. Peki ÖTV indiriminin bitmesi olayına, hani siz alıyorsunuz zaten de. Yani. Ya üzülüyoruz. Gerçi ucuzlasa keşke. Yani keşke ucuzlasa, daha da ucuz olsa. Siz de beğendiniz bu. Evet. Biraz önce gördük. Dediğim gibi 30 Haziran'dan sonra 1000 lira daha vergi farkı. Evet. Az bir fark değil yani. Çok iyi. Şu an ÖTV yani bence bir an önce ÖTV'lerin inmesini istiyoruz ama tabii kanun nedir onu bilemediğimiz için. 1 milyon da az bir şey değil yani, çok iyi bir şey yani onun yerine bir üründe bunun televizyonu var, her şeysi var yeni evlenecek olanlar için. Tabii iyi bir fark. En azından bir çamaşır makinesini bedavaya almış oluyoruz.